dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding. Arkadaşlar harika bir video başlangıcıyla karşınızdaydım. Türkiye'nin en büyük elektrikli scooter platformundayım. Şu anda E-Scooter Turkey'nin yeni showroom'undayım ve güzel bir inceleme yapacağız, gezi yapacağız. Gerçekten beni çok etkileyen bir mağaza oldu burası ve sadece bir mağaza değil, mağazadan daha fazlası burada resmen bir deneyim sunuluyor size. Ama bir misafirim, bir konuğum daha var. Hemen çağırıyorum. Kerem Bey, sizi alabilir miyim lütfen? Geliyorum. Biraz büyük arkadaşlar, geliyorum dedi ama bakalım ne zaman gelecek. Bakıyoruz. Allah! Abi biraz büyük galiba içerisi. Hoş abi, geldin. Hoş bulduk. Biraz geciktim. Servisten geliyorum. Tamam. Kusura bakma. Mağaza büyük olduğu için içeride miniyle dolaşıyoruz. Formunu tamam. Korumam lazım. Her yeri gezelim. Yürüyerek gezeceğiz. Biraz yorulabilirsin. Evet, burası tam 450 metrekarelik bir alan arkadaşlar. Ve içeride muhasebe, servis, yedek parça, ofis, mofis, her şey, showroom, her şey içeride. Her şey var. Aynen öyle. Yani aynen. Daha önce şöyle çok kısa bir bilgilendireyim. Daha önce bizim hep ayrıydı. Servisimiz ayrı, işte ofis ayrı vesaire. Bütün her şey ayrıydı. Onu bir yerde komple toplamış olduk. Tek çatı altında topladık. Tek çatı altında topladık. Şu an burası, söyleyelim, Türkiye'nin en büyük Türkiye'nin en büyük scooter mağazası. Evet arkadaşlar, şimdi Kerem abiyle gezmeye başladım. Kerem abi zaten herkes tanıyor. Kerem Bey, Hero. Detaylı hiç açıklamaya gerek yok. Showroom'dan önce benim gezmek istediğim bir yer var. Şu arkada büyük bir yer gözüküyor. Orası nedir? Bir böyle karamsar, böyle siyah, böyle içi gözükmüyor. İnsan böyle merak ediyor mağazaya gelince acaba orası ne diye. Bir bakabilir miyiz oraya? Tabii orası bosslarımızın odası. Normalde giriş yasak ama bugün Eray Topluoğlu'na özel kapılarımızı Eray'a açacağız arkadaşlar. İçeriye girip o gizemli yerde ne var? Orada ne yapıyorlar? Evet. Ortam nasıl? Bir bakalım, hadi oraya. Bir görelim. Bir bakalım. Bir bakalım. Hadi gelin arkadaşlar. Bir bakalım. Açılıyor mu? Açılıyor. Giriyoruz. Buyurunuz efendim. Vay. Çok iyi be. Evet, şöyle. Gerçekten çok iyi ama bu arada ya. Şimdi şöyle söyleyeyim, burası hiç böyle değil. Yani buraya biz ilk girdiğimizde hiçbir şeyi hayal edemiyorduk ama gerçekten alanında çok başarılı mimarlarla çalışıldı. Çok uzun süreler, mesailer harcanarak çok güzel bir hale getirdik. Böyle eğlenceli vesaire, sattığımız ürünlere dayalı elektrikli scooterlarla alakalı güzel bir yer yaptık. Burası bizim hem toplantı salonumuz. Hem personel toplantıları, bayilik toplantıları vesaire burada oluyor. Gerekli briefingler vesaire, eğitimler şu buraya veriliyor. Kerem Bey, şunu şimdi bir efendim şöyle. Orayı bir açıklayabilir miyiz? Malum Eraycığım, sen de biliyorsun. Evet. Sen benden eskisin burada. Evet. Çok ufak bir yerle başlayıp bak çok iyi fon oldu çok sana kısa bu arada. Sürede evet. Evet. Marka olarak çok çok büyüdük. Türkiye'nin en büyüğü olduk. Evet. Biz şu an buradayız. Evet, hemen şimdi şöyle. Nerelerde bayilerimiz var? Buralarda bayilerimiz var. Burada var, burada var. Ankara'da var. Buralarda var 2-3 tane vesaire ve oluşmaya da devam ediyor. Çok ciddi şekilde bayilik görüşmelerimiz var. Yani o zaman bu V-Set'in dağıtım ağı mı yani, doğru muyuz? Evet, birazcık V-Set'in dağıtım ağı oldu. Kolombiya'da da farklı... Ona da gerek yok. Kolombiya var, orada da farklı uzak işlerimiz uzak. Var. Amerikalarımız, İspanya. Bayağı ülkede varmış ya. Böyle evet, güzel bir haritamız oldu. Bize Türkiye lazım Kerem abi, gel. Aynen. Gel. Şu... Güzel bir oturma grubu var. Şu tabloyu ben çok beğendim bu arada. Tablo çok iyi, çok başarılı. Hemen gösteriyorum size. Renkleri, uzaktan. Kalitesi. Burayı ben harbiden çok sevdim ya. Ofisten çıktık, burada motosikletler görüyorum Kerem abi. Evet. Bunlar nedir? Birazcık bize bilgi verir misin? Bunlar bak, bizim şöyle, elektrikli motorlarımız. Bunların gerekli işlemleri vesaire yapıldığı zaman satışa sunulacak. Bayağı hani 150-160 km hız yapıyor. Onun dışında 170-180 km menzili var. Bir hızlı cihazlar yani, güçlü cihazlar. Zaten elektrik gücü. Bunlar da güzel. Şu anda satılıyor mu mesela bunlar? Alabiliyor muyuz istersen? Şu an satılmıyor. Çünkü gerekli, şimdi bu marka ilk defa Türkiye'de olduğu için gerekli marka işlemleri, noterden satış yapabileceğimiz belgeler vesaire hazırlanılıyor. Onlar hazırlandıktan sonra satışa sunulacak. Şöyle aynalar daha farklı böyle. Çok iyi ya. Bu arada cidden şekilde. Güzel duruyor ya. Tabii böyle kanat şeklinde yapabiliyorsun. Açtığın zaman da aynı oluyor. Vay çok iyiymiş. Şu şekilde kanat oluyor. Bir dakika bir şey diyeceğim. Oluyor. Bunda ben bir şey daha biliyorum. Şu şekilde de makas.
Bu özelliği bilmiyordum. Bilmiyordum, ben de yeni öğrendim. Ama doğruyum. Evet, bu da makas modu. Devam ediyor muyuz? Bak showroom birazcık gezelim. Showroom evet. Çok büyük. Biraz bize biraz burayı tanıt. Efendim burası müşterilerimizi ağırladığımız, satışlarımızın yapıldığı vesaire odamız. Buradan sonra muhasebeye birazdan gideceğiz. Muhasebeye evet. Yönlendiriyoruz. Bu arada ben bir şey eklemek istiyorum. Burada şöyle bir önemli konu var. Söyle abi. Gözüküyor ama. Ha, çekim yapıyoruz ya abi. Allah sizi yedir. Buraya deneyim dememin sebebi şu arkadaşlar. Bir elektrikli skuta ihtiyacınız olduğunda ve siz satın almaya karar verdiğinizde bu mağazaya girdiğinizde hızlı bir şekilde skuterınız arkadan hazırlanıyor. Bakımları, gerekli parçalara, kurulumları vesaire yapılıyor. Şey aksesuarlar yapılıyor. Takılacaksa hemen takılıyor. Hemen muhasebeye geçiyorsunuz. Ödemeniz falan hallediliyor. Temiz bir şekilde çıkış yapıyorsunuz. Aynen yani, öyle. Değil mi? Bir bekleme falan. Hani bugün aldın, yarın aldın falan oluyor. Yok, hiçbir şey yok. Direkt zaten birazdan depo kısmını göreceksiniz. Tüm gezeceğiz. Cihazlar, hepsi zaten var. Bu güzel bir deneyim gerçekten bence. Tabii, bu kesinlikle. Arada. Burası da bar kısmımız arkadaşlar. Ama şu anda boş gözüküyor Kerem abi. Buralara bir şeyler gelecek mi? Şöyle bir seni çekeyim, bekle bir. Evet, bar kısmımızın siparişleri verildi. Dediğim gibi yani mağazamızın daha %80'i tamamlandı. %100'ü değil. Buraya çok güzel buralar ışıldanacak, güzel olacak bar kısmı. Buraya örnek veriyorum. Bir müşteriye bir satış yaparken başka bir müşteriyle ilgilenilmesi gerekirse onu burada ağırlıyoruz. Çayını kahvesini içiyor. Ondan sonra ben ilgilenmeye devam ediyorum. Sosyalleşme alanı. Aynen öyle, sosyal yer. Şimdi şöyle de bir şey var bu arada, sadece satış olarak söylemeyelim. Buraya sadece çaya kahveye gelen müşterilerimiz de çok oluyor. Tabii. Mesela geçerken uğradım diye sohbete muhabbete geliyor. O zaman burada böyle sosyalleşiyoruz. Çayımızı kahvemizi içiyoruz, sohbetimizi muhabbetimizi yapıyoruz. Skuter camiası çünkü çok seviyor böyle sohbet, muhabbet, bilgi alışverişini çok fazla sevdiği için burada dediğimiz gibi sosyalleşiyoruz. Şimdi onu anlattın. Burada gerçekten bir canavar var. Evet, şunu... Reset 11 Plus'ımızın yeni yani, rengi, 2023 modeli. Bu nedir Kerem abi ya? Ben renge aşık oldum. Gerçekten renge aşık oldum. Bu nedir ya? Çok güzel bir renk. Hele ki ışıklarını vesaire açtığınız zaman çok çok efsane oluyor. Bu arada şöyle söyleyeyim. Sitesinde yani daha doğrusu elinde mevcut olan tüm skuterları belki de testi açan tek firmayız diye düşünüyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim, burada 100 bin liralık cihaz da var testi açtığımız mesela. Genelde böyle hani çok yüksek rakamlı veya böyle az adet satılan cihazları testi açmaz firmalar. Biz de burada sitemizde görmüş olduğunuz VSET modellerinin hepsini test edebilirsiniz. Şurada hatta 11 Plus'ın abisi var. Hatta babası. Süper 72 modeli. Bu zaten bizim o da süper. Ben onu 10 Plus diye bakıyorum evet, ya. Evet, renklerden dolayı 10 Plus olarak anlaşılıyor. 10 Plus o. Yan yana koyalım istersen, çok, benziyor mu diye gör. Çok benziyorlar. Tabii yani bu Süper 72 modelimiz. Aynen. Elimizdeki yani şöyle VSET markasının en üst segmentteki cihazı, en hızlı cihazı. Şurada sanki bizle alakalı bir şeyler var ama. Evet, onları söyleyelim. Kayıttan dolayı içeriye almamışlar. Şöyle aldıralım onları. Aynen öyle. Yani eksik olan yedek parçalarımız vardı. Malum sürekli çok değişen parçalar falan var. Yeni mallar da geliyor değil mi? Yeni aksesuarlar. Aynen, yeni aksesuarlar geldi. Onlar böyle ufak ufak taşınıyor. Tamam. İçim rahat etmedi. Onları bir aldıralım. Aldıralım. Tıralım. Burak Bey. Burak Bey benim en sevdiğim çalışma arkadaşı buradaki evet, arkadaşlar. Burak. Şimdi biraz sohbet etmek istiyorum evet. Onunla. Gel Burak. Geliyor mu? Burak'cığım. Burak. Dışarıdakiler gel buraya. Evet, dışarıdakiler ne? Yeni gelen yedek parçalar. Burak, yedek parçalar. Onlar neden dışarıda? Yeni geldikleri için. Çok mantıklı. Kaç tane daha model var? Şu minileri falan birazcık bakabiliriz. Tabii miniler falan var burada. Bunlar kadınlar için çok iyi ya gerçekten. Şöyle kesinlikle yani kadınlar ya zaten tercih edenler şu. Bir örnek veriyorum. Geliyor bir müşterimiz bizden mesela 10 Plus alıyor, 9 Plus alıyor. Oğlu da haliyle kullanmak istiyor. Oğluna veya işte sahilde böyle gezerken eşini almak için çok ideal. Niye? Çünkü çok hafif cihazlar. Hafif olduğu için kontrolü çok kolay. Ve en az bir VSET 10 Plus kadar kaliteli malzemeden yapılmış cihazlar. Ondan dolayı bunlar da böyle biz bile eşlere kullandık. Çocuklara, bile... ben yani biliyorsunuz artık videolardan hala 103 kiloyum. Hala zayıflayamadım arkadaşlar. Beni bile evet, taşıyor yani. Evet, götürüyor. Evet, güzel cihaz. Güzel. Ben mini seviyorum. Mini candır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kocaman, çok tatlı, güzel bir showroom'umuz var. Bence şimdi birazcık markanın sizin aslında satın almaya geldiğinizde giremediğiniz kısımlara geçelim. O. Ya evet, burası şimdi burayı müşteriler görebiliyor. Ama yani herkes gelip burayı görebiliyor. Ama içeri kısmına maalesef depo, aynı zamanda depo kısmımız olduğu için içeriye giriş yasak. Yine tekrar söylüyorum, Eray Toplaoğlu kanalı için Eray'a tüm kapıları açıyoruz. Evet, tüm kapıları ben de sizler için açıyorum. İlk önce muhasebeye girmek istiyorum. Muhasebenin zaten kapısı açık ama bu. Ferit Bey girebilir miyiz? Merhabalar. Merhaba, kolay gelsin öncelikle. Burada Kadir Bey eksik. Ben oturayım mı Kadir Bey yerine? Müdürümüz eksik. Bir yemek arasına çıkmıştır, olabilir. Evet. Ferit Bey burada çalışıyor. Güzel, beyaz, böyle fresh. Ferah, mis. Bir oda. Ama Kerem abi bir şey söyleyeceğim. Evet. Bana biraz fazla beyaz geldi oda. Yani... Bak şöyle bir çekin bir dakika. Sanki bir eksiklik var mı burada? Bir tablo falan eksik sanki. Ne var, dersin? Evet. Bir tablo
Ay düşüyordum. Bir tablo gelebilir, bir çiçek böcek gelebilir. Değil mi? Bir renk lazım değil mi? Tamam ben Yusuf Bey'le... Biz bunu Yusuf Bey'lerle görüşelim. Yani Yusuf artık şeye mağazaya şey yapmaktan yatırımı böyle... Yatırım yapmaktan odalara bir şey yapamadık maalesef. Şimdi ne yazıyor burada? Yetkili personel harici girmek yasaktır. Giriyoruz. Evet, 3, açıyoruz. 2, 1 aç. Bayağı gidiyor ve çok evet efendim ya. Şöyle of. Hemen sağda solda cihazlarımızı görüyorsunuz. Abi ne burası ya? Burası... Bayağı iyi. Evet. Bayağı iyi arkadaşlar. Şimdi böyle arkaya doğru gidiyor bu arada. Şu diğer tarafı da çekebilirsin buraları da. Sıfır skuter ha? Tabii bunların hepsi sıfır cihazlar ki şu an hani şöyle söyleyeyim normale göre az. Çünkü hani kış ayına girdiğimiz için böyle çok ciddi miktarda bir şey. Yani yaz ayında bunun 3 katını da görebilirsiniz. Burada minilerimiz var. Evet şuraya bir gezebilir miyiz? Bak burası da varmış. Orada atladık hemen döndük öyle. Güzel böyle. Bayağı iyi. Burada 11 evet. Plus'larımız var. Süper 72'lerimiz var. Evet. Orada 10 hepsi. Plus'larımız var. 9 Plus'lar, 9'lar, 8'ler. Burada bir odamız var. Şöyle evet bir... burası. Nedir burası? Burası. Aa burada da buradaymış. Escooter Türkiye'nin tüm yedek parçalarının bulunduğu odamız. Tüm yedek parçalar bu odada arkadaşlar. Yani şu an çekim için size izin verdik yoksa kimse giremiyor bu odaya. Bak bir kişi daha söyledi. Sadece bizde. Evet. Arkadaşımızla beraber. Ama şeffaflık, videoda şeffaflık. Şeffafız Buğra. Değil mi? Evet. Geziyoruz. Bakalım neler var neler yok. Bu arada çok özür diliyorum. Şunu da belirtelim. Şimdi yeni yedek parçalar geldiği için daha kolilerini çıkartmadık. Hmm, yani o yüzden şimdi de daha yeni taşınma aşamasında olduğumuz için aslında rafların hepsi dolacak yeni gelen parçalarla. Şu an olanları sadece göstereceğiz hemen size. Hemen geziyoruz. Şöyle gösterelim mesela. Nedir bu? Kaliper. Bakabilir miyim? Tabii. Fren şeyi mi bu? O kaliper. Burada beyinler var arkadaşlar. Evet beyinler var. Aynen. Burada bayağı parça fren var. Fren manetleri var burada. Bu tarafa döndüğümüzde yedek parçalar devam ediyor. Çok eğlenceli ha her yukarıda, şey böyle. Yukarıda güzel şeyler var. Aa lastikler. Bunlar 11 Plus'ın mı abi? 11 Plus. 11 Plus'ın off-road lastikleri. Şunlarla bir video çekemedik. 11 Plus'ın on-road lastikleri. Evet. Sağda 10 Plus'ın asfalt ve off-road lastiği var. Bunlar... Şu biraz büyük bir lastik. Bu hangi şey? İstedi mi Dualtron için? Aynen Dualtron City'nin onlar. Neymiş? Bayağı iyi ya. 9 Plus'ın motoruymuş bu. O zaman burada yani kolay kolay bulunmayan bir parça yok bir skuterle ilgili. Hiç yok. Evet arkadaşlar dediğim gibi bütün bir olumsuz bir durum yaşandığında skuterınızla ilgili model fark etmeksizin bütün parçalar burada hızlı bir şekilde size veriliyor. Servise geçelim. Gezmeye devam ediyoruz. Servise gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi içeri girdiğimiz alan da Za ustamızın bölgesi. Ona bir... Merhaba, merhabalar. Mustafa merhabalar efendim, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsınız? Biz de iyiyiz. Za usta her zamanki gibi evet. Çalışıyor. Ne yapıyoruz acaba ustacığım? Gösterebilir misin bize? Tabii ki. Bu araçla ilgili burada sağ sinyalizasyonla ilgili bir hata yaşanmış. Tamam. Bunu yenisiyle garantiden değiştiriyoruz. Güzel. Burada bir lastik patlamış aracımız var. Genel kontrollerini, bakımlarını yapıyoruz. Bunda da keza öyle. Bütün genel kontrolü yapılmakta. Bu bölümde de görmüş olduğunuz gibi eksiği yok, fazlası var. Bütün alet, edevat, ekipmanlarımız mevcut. Sen burada skuturu baştan yaratıyorsun. Baştan üretiyoruz. Üretecek kapasiteyiz. Öyle evet. Diyebilirim. Evet. Bütün yedek parçalarımızla, evet. Takım takla, alet, edevatlarımızla. Keyifli duruyor. Çok keyifli, çok zevkli bir iş. Evet. Rıza Usta bir şey sormak istiyorum. İçeride skuturlarımız var. Onlara ne yapılıyor? Bizi bir anlatır mısın? Bir bakabilir miyiz? Tabii ki bakabiliriz. Orada bir bakalım, geçelim. Teslim hazır araçlarımız var. Hemen şöyle bakalım şimdi. Seni alalım şöyle skuturların yanına. 11'e genel kontrolleri yapıldı. Hiçbir şikayet yokmuşlarımız ama yol düşmüşken bir uğramak istedi. Hem yeni yerimizi ziyaret etmek istedi sağ olsun. Yine teslim hazır, periyodik kontrolleri yapılmış. İlk 500 kilometre bu arada periyodik kontrolü yapılmış. Ne yapılıyor peki? İlk periyodik bakımda neler yapılıyor? Nelere bakılıyor yani? Bir şikayeti yoksa kullanıcının ön arka lastik havaları kontrol edilmekte, ön arka fren balataları kontrol edilmekte, disk yüzeyleri aşınma var mı yok mu, tozlanma var mı yok mu kontrol edilmekte. Gerekli muhtelif ekipmanlar, aktarma organları, cıvatalar, bunlar kontrol edilmekte, gevşeyen var mı yok mu, onlara müdahale edilmekte. Sonra rutin temizliği yapıp araçlar teslim edilmekte. Tamam. 500 böyle geçiyor. Güzel. Ondan sonraki bakım onu merak ettim. Kaç kilometre? Her 1000, 3000, 5000 diye gidebiliriz. 1, 3, 5, 7. Hava şartları, kullanıma bağlı. Trafik, yoğunluk, çok böyle doğru. Rampalı yokuşlu yerler, doğru. Devamlı spor mod, iki motorlu kullanımlarda doğru. Bu kilometreler değişkenlik gösterebilir. Bizim gibi mesela bizim Kerem abiyle videoları sürdüğümüz gibi sürersek
servis sıklığımız biraz daha artar diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, aslında artmaz. Niye artmaz? Çünkü mesela bizim o videolarda kullandığımız OnePlus var ya. Hiçbir şey olmadı. Bütün onlar. Her şeyi yapan. Onun mesela hiç servise gelmedi. Arkaya görüntüleri koyuyorum. Gerçekten o scooter hala kullanılıyor ve hiçbir evet. şey yok. Scooter'da. Ve hiçbir şey. Cidden hiçbir şey yok. O hiç servise ben gelmedi yani. Ben o scooter'ı kırmak için sürdüm o gün yani. Aynen öyle. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hadi. Kerem abicim gezmeye devam edebiliriz. Gezmeye devam edelim. Burası tamam. Servis kayıt bölümümüz bu arada. Her şey sistematik ya. Her yani, şey oradan girdik buradan çıkalım. Evet. Oradan mı çıkalım? Geliyorum. Çıkalım. Şöyle geri çarpmadan geliyorum. Öyle vallahi çok efendim. Etkileyici bu arada ya. Gerçekten güzel. Etkileyici bir yer olmuş aynen ya. Aynen öyle. Çok büyük arkadaşlar. Artık yedek parçalarımız içeride mesela. Çok iyi bu sektörde gerçekten. Kapımızı kapatalım. O zaman son olarak bir de dışarıya çıkalım. Nasıl bir yerdeyiz onu ben nasıl bir yerdeyizden ziyade söyle. Evet aklımdaydı. İyi hatırlattın. Müşterilerin en büyük problemi demeyeyim de zorlandığı kısım şu. Şimdi buraya iki yerden giriş var. O yüzden bazen bulamıyorlar. İki yerden de girilebiliyor. Biz kısaca hem dışarıyı gösterip hem size nereden girip mağazaya ulaşabileceğinizi onu bir gösterelim. Konum tarifi çok önemli. Evet hemen. Dışarıya çıkalım. Hemen çıkalım. Evet şimdi dışarı çıktık arkadaşlar. Kerem Bey bize tarif etsin. Hemen şöyle bir ona dönelim. Şöyle Göztepe Pırlanta sitesine geldiğiniz zaman bir arkamda görmüş olduğunuz yürüyen merdivenlerin olduğu yerden bizim yerimize giriş var. İndiğiniz zaman hemen sağ taraftan zaten mağazamıza giriş yapabiliyorsunuz. Evet, bir de şöyle dönersek, şöyle dönelim. Nasıl dönelim? Dönelim. Bir de şurada var. Şu an evet göremiyorsunuz ama hemen şuranın arka tarafında. Bak bu şöyle biraz yani gözükecek. Aynen buradan arkadaşlar, gözüküyor. Arkadaşlar bakın bir de şu ileride var merdiven. Hemen burada hem merdiven var hem de yürüyen merdivenden scooter'ınızı indirebiliyorsunuz ama sürerek ineyim derseniz orada normal rampamız da var. O rampadan da böyle scooter'ınızla inip dümdüz gelip sol taraftan yine tekrardan mağazaya ulaşabiliyorsunuz. Konum olarak çok kolay bir yer zaten. Göztepe Pırlanta yazınca her yerde çıkıyor. Sadece Göztepe Pırlanta'nın dış kısmı değil, alt orta iş yerlerinin meydan bulunduğu olan sanki, yeri. Ben çok etkilendim. Sizin de görmenizi istedim. Türkiye'de böyle bir şey olduğundan haberdar olun istedim arkadaşlar. Elektrikli scooter almayı düşünürseniz kefiliz. Güzel bir marka. Benim kaliteli bir ürün. Gelin buraya, bizi bulun. Her türlü yardımcı oluruz evet, yani. Kerem, Ehiro evet. olayı çözüyor hızlı bir sadece şekilde. Sadece satın alma olarak düşünmeyin. Test için de her zaman evet, bekleriz aynen. sizi buraya. Görüşürüz. Görüşmek dikkat üzere. Dikkat ediniz. Hadi bay bay. I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on a plot and a scheme. The true star trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The priest cut freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares. A bomb race sky high. Check the movement is here. Yeah. Yeah. It's one art, one shot. Now the future is yours. Go. Yeah. It's one art, one shot, now the future is yours, go! It's one art, one shot. I'm turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry.